Merhabalar güzel insanlar, tarihin en pratik hali Erkan Hoca ile Tarih Matik'te birlikteyiz. Bugün ne işleyeceğiz? Soğuk Savaş döneminde Türkiye. Türkiye'de 1945 ve 1960 yılları arasında önemli değişimler, dönüşümler var. Onlara tek tek bakacağız sevgili arkadaşlar. Ve buralardan kesinlikle korkmayacağız. Buralarda pratik olarak bilmemiz gereken hususları bakın. Her zaman söylediğimiz ne var bizim? Akademik çalışmayacağız. ÖSYM ne istiyorsa ona göre çalışacağız. Buyurun hemen başlayalım. 1945-1960 arası öncelikle dış politika. Dış politikada da ciddi dönüşümler var sevgili arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında. Önce şunu bilin. 45-50 arası hala CHP dönemi bakın. CHP yani İnönü dönemi. 50-60 arası ise Demokrat Parti dönemidir. Bu dönemde dış politikayı birlikte ele alıyoruz. Nelere dikkat edeceğiz arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar, dış politikada şöyle bir hatırlama yapalım bakın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan itibaren 30'lu yıllara kadar dış politikadaki en önemli tehdit unsuru olarak gördüğü devlet İngiltere'ydi. 30'lara kadar bakın. Çünkü İngiltere özellikle Musul konusunda, Irak konusunda Türkiye'yi çok uğraştırmıştı. O bölgede egemen olmak istiyordu. Hatta Hakkari ile ilgili vesaire Türkiye İngiltere arası her zaman açıktı. Fakat 30'lardan sonra, 30'lardan 2. Dünya Savaşı'na kadar olan süreçte Türkiye'nin dış politikadaki en önemli tehdit önceliği İtalya olmuştur. Unutmayın bunu. Çünkü İtalya'nın Akdeniz çevresine yayılma politikası en başta Türkiye'yi tedirgin etmiş bir projedir. Önemlidir bakın. Hatta 30-45, daha doğrusu 30-40 arası, yani 2. Dünya Savaşı'na kadar olan süreçte İtalyan tehdidine karşı, hatırlayın 1934'te Balkan Paktı, Balkan Antantı, 1937'de Sadabat Paktı, hatta 1936'da Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin bile yapılması İtalyan tehdidine karşı alınan tedbirlerdi. Şimdi ise biz neyi görüyoruz arkadaşlar? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en önemli tehdit artık SSCB. Yani Sovyet Rusya. Nedir? Sovyet Rusya ne istiyor? 1945'te daha savaş biter bitmez Sovyet Rusya Türkiye'ye 1925'ten beri süren dostluk ve işbirliği anlaşmasını sonlandırdığını söyledi. Ve Türkiye'ye ultimatum verdi arkadaşlar. Ne istiyor Türkiye'den bakın. SSCB'nin Türkiye'den istekleri. 1. Boğazları birlikte koruyalım. Yani Boğazlar bölgesinde bana üs vereceksin diyor. 2. Kars ve Ardahan'ı geçmişte biz size vermiştik. Oraları iade edeceksin diyor. Toprak talebinde bulunuyor. Ve işte bu süreçte arkadaşlar artık Türkiye için gerçekten korkunç bir süreç başlıyor. Ki 45'te henüz batılı devletlerde özellikle Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmediği, girmekte direndiği için arkadaşlar Türkiye'ye mesafeliler. Şimdi Türkiye SSCB tehdidine karşı bir taraf bulmalı. O taraf neresidir arkadaşlar? ABD. Türkiye ABD ve Batı yanlısı tek yönlü bir dış politikaya doğru gidecektir. 60'lara kadar da arkadaşlar bu politika tek yönlü olacaktır. ABD merkezli bir politika. Neden bunu yapıyor SSCB tehdidine karşı? Arkadaşlar bakın. Truman doktrini Türkiye açısından dönüm noktası. Truman doktrinini açıklayıp SSCB ve komünizm tehdidine karşı Türkiye ve Yunanistan'a yardım edeceğini ilan edince Türkiye rahat bir nefes aldı. Ve işte bu süreçte hemen kendimize şu soruyu soruyoruz. Bakın Truman doktrininden Türkiye faydalandı. Şu soruya dikkat edin arkadaşlar. Gelebilir. Türkiye ABD kaynaklı kanun, plan vesaire bu 2. Dünya Savaşı ve sonraki süreçte nelerden faydalandı? Hangi aşamalardan, hangi kanunlardan, hangi planlardan yardım aldı? Arkadaşlar unutmayınız bakın. Türkiye ABD eksenli 3 tane kanun, plan kapsamında yardımlar almıştır. Birincisi 1941 ödünç verme ve kiralama yasası. Hani ABD'nin Avrupalı devletlere savaşta başarılı olabilmeleri için özellikle Almanya'ya karşı ödünç verme ve kiralama yasası çıkartmıştı ya. Ondan Türkiye de faydalandı, yardımlar aldı. İki,
Truman doktrininden faydalandı. 3, Marshall planından faydalandı. Bakın bunlardan dolayı Türkiye ekonomik yardımlar aldı. Kesinlikle unutmayalım. Şimdi Truman doktrininden sonraki süreç özellikle Türkiye'nin tam olarak ABD merkezli bir dış politika izlemesinin yolunu açtı. Tabii bu arkadaşlar Türkiye'de iç dinamikleri de değiştirdi. Bakın tehdit algıları da değişti. Mesela iç tehdit geçmişte en önemli iç tehdit olarak irtica görülürken artık komünizm. Dış tehdit olarak geçmişte az önce söyledim işte İtalya tehdidi vardı. Daha öncesinde İngiltere tehdidi vardı. Şimdi de dış tehdit Sovyet Rusya. Özellikle. Bu şekilde bir algı değişimi var. Bunları kesinlikle unutmuyoruz. Türkiye'nin batıya yakınlaşma aşamaları Truman doktrini ve bu doktrin kapsamında Türkiye ABD yardım antlaşmasının imzalanması, 1949'da Avrupa Konseyi'ne üye oldu Türkiye. Unutmayın bunu arkadaşlar. Türkiye'nin üye olduğu kuruluşlar bu dönemde özellikle sorulabilir. Nelerde var Türkiye? Hemen sayalım bir kez daha. OEEC'de var. Avrupa Konseyi'nde var. Bakın dikkat edin. Bununla beraber NATO'da da var. NATO'ya da daha sonra birazdan göreceğiz. 1952'de üye olacak. Evet sevgili arkadaşlar. Kore Savaşı'na Türkiye neden asker gönderdi? Bunun en önemli sebebi şüphesiz ki NATO'ya girebilmektir. NATO'ya girerse komünist Rusya'ya karşı yani Sovyetlere karşı kendini daha güvende hissedecek. Birinci sebep bu. İkinci sebep ne Kore'ye asker göndermesinin? Müttefiki ABD ile ilişkilerini daha çok geliştirmek. Peki üçüncü sebep? Demokrat Parti yeni iktidara geldi ve dış politikada artık aktif bir rol oynamak istiyor. Bakın dikkat edin, aktif bir rol. İşte bu sebeplerden Türkiye 1950-53 arası Kore'ye asker göndermiştir. Birleşmiş Milletler kararına istinaden. Hatta Kore'ye asker gönderme arkadaşlar meclis kararıyla değil, Birleşmiş Milletler kararına istinaden Bakanlar Kurulu kararıyla alınmıştır. Bu şekilde gönderilmiştir. İşte bu noktada Kore Savaşı ile ilgili neler bilelim arkadaşlar? Şuraya çok dikkat bakın. İlk yurt dışı görevidir Türk askerinin. Kesinlikle bunu unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk yurt dışı görevi. Türk Tugayı'nın komutanı Tahsin Yazıcı'dır. Yaklaşık bir Tugay arkadaşlar. Önce 4500 asker gönderildi, sonra sayı 6000'e çıkartıldı. Bu da önemli. Kunuri muharebeleri sorulabilir. Türkiye'nin önemli kahramanlıklar gösterdiği bölgedir Kore Savaşı'nda. Kunuri Savaşları. Ayrıca arkadaşlar ABD'den sonra en çok asker gönderen ülke Türkiye'dir. Ve Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi istediğini almasını sağladı. 1952 yılında Yunanistan ile beraber Türkiye NATO'ya üye olmuştur. Kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar bakın burada şöyle bir soru sorulabilir. Türkiye aşağıdaki ülkelerden hangisiyle birlikte NATO'ya kabul edilmiştir? Unutmayınız Yunanistan. Bu önemli bir gelişmeydi dış politikada. Başka ne var bu dönemde arkadaşlar? 1953'te Balkan İttifakı yapıldı. Kimler yaptı bunu? Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya. Üç önemli ülke. Arkadaşlar dikkat! Balkan İttifakı Bağdat Paktı'yla beraber çevreleme politikasının ürünlerinden biridir. Unutmayın NATO, Balkan İttifakı, CENTO, hatta Uzak Doğu'daki SEATO kesinlikle çevreleme politikasının ürünleridir. Bunlar önemlidir. Başka ne bileceğiz arkadaşlar? Bir de Bağdat Paktı var. Daha önce anlattık aslında. Türkiye önce Irak'la yapıyor. Daha sonra İran, Pakistan ve İngiltere'de katılıyor. ABD burada gözlemci ülke. Fakat 59'da Irak çekilince adı Cento oluyor. Merkezi de Ankara olacaktır. Hatta ne demiştik arkadaşlar? Eski TBMM binası 1979'a kadar Cento'nun merkezi olmuştur demiştik. İşte bu gelişmeler dış politikada yaşanan gelişmeler. Şimdi geldik asıl iç politikadaki gelişmelere. İç politikada neler oldu? Sevgili arkadaşlar, en başta çok partili hayata geçiş süreci var. Şimdi çok partili hayata geçiş sürecinde ben özellikle işimiz kolaylaşsın, pratik olalım diye buraya soruları da yazdım. Bakın bu sorulara cevap verebildiğimiz zaman
Bu soruları cevapladığımız zaman kesinlikle buradan çıkabilecek hiçbir soruyu kaçırmayız. Ne var? Çok partili hayata geçişte neleri bilmemiz gerekir? Sevgili arkadaşlar, çok partili hayata geçişin ilk partisi Milli Kalkınma Partisi'dir. 1945'te kuruldu. Fakat burada şu ayrıma dikkat edin. Milli Kalkınma Partisi ilk çok partili seçimlere girmedi. Bakın seçim yok ama çok partili hayatın ilk partisi. Kurucusu kim? Nuri Demirağ. Bu Nuri Demirağ'ı hatırlarsınız. Geçmişte Türkiye'de uçak yapan, ilk kez uçak yapan, demir yolları yapan Ankara'nın doğusuna önemli bir isimdi. Aynı zamanda bu dönemde çiftçiyi topraklandırma kanunu 1945'te savaş sonrası gündeme geldi. Arkadaşlar hiçbir zaman unutmayın. Bu kanun Demokrat Parti'nin kuruluşuna giden yolu açtı. Nasıl açtı? Çiftçiyi topraklandırma kanununda sert tartışmalar çıktı. Parti içi muhalefet alevlendi. Bu parti içi muhalefet sonrası önce bir hükümete güven oylaması yapıldı. Güven oylamasında muhalif milletvekilleri özellikle Emin Sazak, Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan, Fuat Köprülü gibi isimler güven oylamasında red oyu verdiler. Yine bunlardan 4 kişi bakın. Cafer diye kodlayabilirsiniz bunları. Sadece E'si yok. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan. Dörtlü takrir dediğimiz parti içi görüşme önerisini verecekler. Bunun üzerine Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan partiden ihraç edilecek. Celal Bayar da kendisi istifa edecektir. Ve bu süreçte arkadaşlar bu 4 kişi 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurdular. Yani dörtlü takriri verenler Demokrat Parti'nin kurucuları. Özellikle burası çıkar mı? Çıkabilir arkadaşlar. Bakın dikkat. Milli Kalkınma Partisi daha önce soruldu. Buradan dörtlü takriri sorma ihtimalleri yüksek. Bakın özellikle buna dikkat edin. Şunu kesinlikle unutmayacağız. Demokrat Parti'nin kurucu başkanı Celal Bayar'dır. Bakın bu önemli bir detay. Neden önemli? Birçok kişi Demokrat Parti'nin kurucu başkanını Menderes olarak biliyor. Ama burada önemli olan şu, 1950'de Demokrat Parti seçimi kazanınca Celal Bayar Cumhurbaşkanı oldu. Adnan Menderes partinin başına geçerek başbakan oldu. O yüzden ne diyoruz? Aynı zamanda Demokrat Parti'nin Cumhurbaşkanı da Celal Bayar. Hatta 3 kere seçildi arkadaşlar. 50, 54 ve 57. Bu dönemin başbakanı ise Adnan Menderes. Demokrat Parti döneminin ilk meclis başkanı ise arkadaşlar Refik Koraltan. Ki bence bunu ezberlemenize gerek yok. Ama kurucu başkan Celal Bayar mutlaka bilinmeli. Önemli bir detaydır bu. Başka ne var bu dönemde? 1946'da seçimler var. Bir de 1950 seçimleri var. Bu ikisini özellikle iyi bilin arkadaşlar. Yoksa 54'te var, 57'de var. Sakın onları ezberlemeyin. Bir de hangi parti kaç milletvekili çıkarttı? Hangi parti işte kaç tane bağımsız çıktı gibi o ayrıntıları da ezberlemeyin. Sevgili arkadaşlar, 1946'da Demokrat Parti CHP ile beraber seçimlere girdi. 60 küsür milletvekili çıkarttı. İlk kez seçilmiş bir parti olarak meclise girmiş oldu. Bakın seçimle meclise giren bir muhalefet oluştu. İlk kez. Peki burada neleri bilmemiz lazım? 46 seçimleri açık oy, gizli sayım. Bakın açık, açık açık oy veriyorsunuz. Hani kime verdiğiniz belli, herkes görüyor. Gizli sayım çoğunluk esaslıdır. Nedir çoğunluk esası? Mesela bir şehirde A partisi %51 bile olsa diğerinden üstünse bütün vekilleri o çıkartıyor. İlk çok partili seçimdir. Bir de arkadaşlar unutmayın, bütün Türk tarihinde hatta Osmanlı'da dahil buna ilk tek dereceli seçimdir. 46 seçimleri. Bunlar önemli. 50 seçimi ise bakın 50 seçimi gizli oy. Tamamen değişti çünkü 48 ve 50'de 1948 ve 50'de bütün seçim kanunu değiştirildi. Artık gizli oy var. Açık sayım var. Açık sayım, açık tasnif var. Yine çoğunluk esası var. Bir de arkadaşlar artık yargı denetimi var 50'de ilk kez. Dolayısıyla bakın 46 seçimlerine biz tarihte sopalı seçimler,
50 seçimlerine ise ilk demokratik seçimler olması açısından beyaz devrim deriz. Bunlar önemlidir. Hemen şuraya yazıyoruz. 1946 seçimleri sopalı seçim olarak anılır. Beyaz devrim olarak anılan seçimler ise 1950 seçimleridir. İşte arkadaşlar, çok partili hayata geçişte bu bölüm çok çok önemli. Özellikle sevgili arkadaşlar, şuradan da soru bekleyin. Gelme ihtimali yüksek. Şimdi gelelim şuradaki sorularımıza bir cevap verelim. Önemli bunlar. Bir, çok partili hayata geçişin dinamikleri neler? Yani neler tetikledi çok partili hayata geçişi? Artık sonunda geçildi. Bakın Atatürk döneminde iki kez çok partili hayata geçiş için deneme yapıldı, başarısız oldu. Şimdi arkadaşlar, buradaki dinamikleri şöyle sayıyoruz bakın. Bir, hiç şüphesiz ki batıya yaklaşma. Yani dış politikada batıya, ABD'ye yaklaşma Türkiye'nin iç politikasını da etkiliyor. Neden? Batı komünist rejimlerde olduğu gibi tek parti yönetimlerine sıcak bakmıyor. Bu birinci etken. İki, şüphesiz ki İnönü'nün arkadaşlar tavrı da burada belirleyici olmuş. Çünkü 1945'te İnönü bu muhalefet yapan, dörtlü takdiri veren ve partiden ihraç edilen milletvekilleri için muhalifler ayrı bir partide örgütlenebilir vurgusunu yapmış. Ayrıca 12 Temmuz 1947'de çok partili hayat bizim için devlet meselesidir, bunu devam ettireceğiz şeklinde bir demeç vermiş. Yani İnönü de olumlu yaklaşmış. Hem iç dinamiklerin olumlu yaklaşımı hem de arkadaşlar dış politikada batıya yakın olmak çok partili hayata geçişin dinamikleridir. Özellikle batılılaşma, batıya yakın olma ile ilgili yorum analiz sorusu gelebilir. Önemli bir soru adayıdır bakın. Şimdi geldik. İkinci bir sorumuz. DP'nin kurulması aşamasında, daha doğrusu Demokrat Parti'nin kuruluşu sürecinde CHP'nin tavrı ne oldu? CHP ne yaptı? Şimdi 1946'da arkadaşlar 46'nın hemen başında Demokrat Parti kuruluyor. Artık muhalefet var. Halkın artık seçebileceği kitleler var. Dolayısıyla CHP içinde artık deyim yerinde ise pabuç pahalı. Yani o da halka iyi görünmek adına bir şeyler yapmalı. Neler yapıyor arkadaşlar? Bakın. Demokrat Parti'nin kurulması aşamasında seçim sistemini tek dereceli seçime çeviriyor. Tek dereceli seçim. Üniversitelere özerklik veriyor. Üniversiteler özerk. Gazete kapatma yetkisi artık yargının önceden arkadaşlar hükümet kararıyla gazete kapatılabiliyordu. Artık gazete kapatma yetkisi yargının. Hatta toprak mahsulleri vergisi kalktı. Hani bir bakıma sevgili arkadaşlar seçmene iyi görünmek, seçmene cici görünmek, seçmeni memnun etmek adına CHP de artık eski o katı tavırlarından vazgeçecek. Bir takım gelişmeler olacaktır. Hatta arkadaşlar CHP'nin o katı devletçi politikasının yerini yavaş yavaş liberal politikalar alacak bu dönemde. Ve irticaya karşı özellikle dine bakış açısı da değişecek. Dinle ilgili bazı gelişmeler daha CHP döneminde mesela ders olarak, seçmeli ders olarak din derslerinin okullara konması falan bu dönemde gerçekleşecektir. Yani CHP'de ortama uydu arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken noktalar bu. Bir üçüncü sorumuz. Bu soru da şu arkadaşlar. İnönü ve Bayar. Demokrat Parti'nin kurulması aşamasında hangi konularda anlaştılar? Sevgili arkadaşlar bunu şöyle de sorabilir. Demokrat Parti'nin kurulması aşamasında İnönü ile Bayar'ın özellikle Atatürk ilkelerinden hangilerine yönelik hani bunlar üzerinde tartışılmayacak gibi bir anlaşması vardır. Sevgili arkadaşlar, iki konuda anlaşıyorlar. Bir, laiklik. İki, cumhuriyetçilik. Yani diyorlar ki bu iki ilkeye yönelik biz zarar verici bir gelişme, söylem ya da hedef içine girmeyeceğiz.
Başka arkadaşlar sorumuz ne var? DP'den koparak kurulan partiler. Demokrat Parti tarihinde. Demokrat Parti 46'da kuruldu. 46-50 muhalefet, 50-60 iktidar. Bu 14 senede DP'den koparak kurulan 3 tane parti var. Ve ben bunlardan özellikle birini bekliyorum. Hangisidir o? Şuraya hemen yazalım. 3 tane parti kuruldu. 1. Millet Partisi. Daha muhalefetteyken kuruldu arkadaşlar. 1948. 2. Türkiye Köylü Partisi. Bu da yine birkaç bazı muhalif milletvekilleri tarafından 1952'de Demokrat Parti'den koparak kuruldu. Bir de arkadaşlar 1955'te Hürriyet Partisi. Milletvekilinin istifasıyla kuruldu. Bakın, 3 tane parti Demokrat Parti'den koparak kurulmuş. 3 tane. Bunlardan hangisi çok önemli sevgili arkadaşlar? Özellikle Millet Partisi çok önemli. Koyun bir kenara, lazım olur. Millet Partisi 1948'de kurucuları arkadaşlar Fevzi Çakmak ve Yusuf Hikmet Bayul'dur. Fahri Başkanı Fevzi Çakmak'tır. Unutmayın. Başkanı Yusuf Hikmet Bayur'dur. Özellikle Fevzi Çakmak'tan dolayı bu parti sorulabilir. Hatta bu partinin kuruluşunun hikayesi şu şekilde. Fevzi Çakmak ve Yusuf Hikmet Bayur Demokrat Parti'yi tam sağlıklı muhalefet yapmamakla, bir bakıma CHP ile danışıklı dövüş yapmakla suçluyor. Siz aslında diyor birbiriniz ikinizin arkadaşısınız. Birbirinize muhalefet yapmıyorsunuz. Dolayısıyla ayrılıp kendi partisini kuruyor. Unutmayın, Fevzi Çakmak Fahri Başkan, Yusuf Hikmet Bayır Başkan. Bu partinin arkadaşlar tanımını verip sorabilir. Hatta benim dediğim açıklamayı yapar. İşte Demokrat Parti'yi CHP'ye karşı yeterli sert muhalefet yapmamakla suçlayan bazı muhalifler ayrılarak Fevzi Çakmak'ın önderliğinde aşağıdaki partilerden hangisini kurmuştur gibi bir açıklamayla sorabilir, önemlidir. Türkiye Köylü Partisi kuruldu arkadaşlar. Bir de Hürriyet Partisi de özellikle iktidar döneminde Demokrat Parti'nin basına yönelik baskılarını eleştirerek 19 milletvekili ayrıldı, kendi partilerini kurdular. Başka şu soru gelir mi? Bence gelmez. Hani bir ihtimal olarak şuna dikkat edin arkadaşlar. Süreç itibariyle Demokrat Parti ile ilgili özellikle olumsuz sorular beklememek lazım. Bakın biz faydacıyız. Dersimize yönelik. Ne gelir ne gelmez. Yine de şunu bilelim mi? Demokrat Parti döneminde aynı zamanda kapatılan iki parti var. Birisi arkadaşlar İslam Demokrasi Partisi. İslam Demokrasi Partisi. Bir diğeri de daha önce kurulan Millet Partisi. Bu iki parti neden kapatıldı? Bu dönemde 50'li yılların ortalarında arkadaşlar dini siyasete alet ettikleri suçlamasıyla bakanlık ve yargı kararıyla kapatılmıştır bu partiler. Unutmayın. Bunlar da önemli. İşte bütün bunları bildiğimiz zaman sevgili arkadaşlar biz buradan hiç soru kaçırmayız. Ve kesinlikle burada dörtlü takrir çok ön plana çıkıyor. 46-50 seçimleri ön plana çıkıyor. Millet Partisi çok ön plana çıkıyor. Bunları iyi bilelim. Şöyle bir tahtanın fotoğrafını alın. Ben hemen Demokrat Parti dönemi diğer gelişmelerini de anlatayım. Bu bölümü bitirelim. Sevgili arkadaşlar, şimdi de geldik Demokrat Parti döneminin diğer gelişmelerine. Neler var? Bu dönemde aslında şöyle baktığımızda genel olarak kurulan fabrikalar, şunlar bunlar, bunları tek tek sormazlar. Önemli olanları zaten ben size söyleyeceğim. Demokrat Parti döneminde özellikle ekonomik anlamda tarımda modernizasyonun çok arttığını görüyoruz. Hatta arkadaşlar neredeyse ekilebilir alanlar bu dönemde iki kat arttı. Tarımda modernizasyonla birlikte bu dönemde kamu iktisadi teşekkülleri kuruldu. İşte Makine Kimya Enstitüsü, Denizcilik Bankası, Azot Sanayi, Yem Sanayi bunlar hep anonim şirket arkadaşlar. Ereğli Demirçelik, Et Balık Kurumu, Türkiye Petrolleri, Devlet Malzeme Ofisi gibi burada birçok kamu iktisadi teşekkülü kuruldu. Dikkat edin, Demokrat Parti döneminin en önemli gelişmelerinden biri karayolu yapımıdır. Karayolu yapımının da yoğun bir şekilde artması
Aynı zamanda tarım da modernizasyonun işte traktör sayısının artmasıyla çiftçiler tarım ürünlerini şehre daha kolay getirip satma imkanı buldular. Bu anlamda özellikle ilk dönem 1950-55 arası ciddi bir ekonomik ferahlama dönemidir. Fakat 55 sonrası biraz ibre arkadaşlar. Geriye doğru gidecek. Ekonomik darboğaz, işte kurulan fabrikalara malzeme alınamaması vesaire gibi durumlardan dolayı IMF'den 1958'de borç alınması gündeme gelecektir. Hatta IMF'den bu dönemde bir acı reçete alınacaktır. Bu dönemde Toprak Mahsulleri Ofisi kuruldu. Plansızlık, özellikle arkadaşlar plansızlık ve darboğaz IMF'ye götürdü. Yine işçilerin sosyal hakları ile ilgili bir takım düzenlemeler var. İşçilere hafta sonu tatili, işte işsizlik sigortası. Bu işsizlik sigortası ilk olarak arkadaşlar İstanbul'da uygulanmıştır bu dönemde sadece. Ama bir şeye dikkat, grev hakkı bu dönemde aslında Demokrat Parti'nin programında olmasına rağmen işçilere tanınmadı. Yine bu dönemde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 1952'de kuruldu. Sevgili arkadaşlar, burada nokta soru olabilecek işsizlik sigortasıdır. İstanbul'da uygulanmıştır, dikkat edin. Sosyal kültürel alanda neler görüyoruz? Sevgili arkadaşlar, ezanın Arapça okunması Demokrat Parti'nin ilk icraatıdır. Bakın, Demokrat Parti iktidara geldiğinde ilk yaptığı faaliyet ezanın tekrar okunması için meclis kararı çıkartmaktır. Hatta bir dipnot arkadaşlar, CHP milletvekillerinin bile büyük bir kısmı ezanın Arapça okunması ile ilgili evet oyu vermiştir. Din dersleri zorunlu hale geldi. Karıştırmıyoruz arkadaşlar. Din dersleri ilk olarak CHP döneminde müfredata kondu. Zorunlu hale gelmesi bu dönemde. Burada en çok karışanlardan biri Atatürk'ü koruma kanunu. Buna çok dikkat edin sevgili arkadaşlar. Özellikle Atatürk'ü koruma kanunu dendiğinde Atatürk'ün partisi sayılan CHP'nin çıkartmış olabileceğini düşünen çok fazla. Bu dönemde özellikle Atatürk büstlerine vesaire saldırıdan dolayı Atatürk'ü koruma kanununu 1951'de Demokrat Parti çıkartmıştır ilk olarak. Halk evleri ve köy enstitüleri kapatıldı. Şimdi buradan şöyle bir soru gelebilir bakın. Hani zor ihtimal ama ayrıntı soru olarak halk evleri ve köy enstitülerinin kapatılma sebebi CHP ile organik bağları var diye, yani siyasallaşmış diye kapatılmıştır. Bu sebeple kapatılmıştır. Dinin siyasete alet edilmesiyle ilgili sorunlar bu dönemde çok fazla gündeme geliyor. Demokrat Parti hani birdenbire tek parti yönetiminden yeni bir döneme girilince arkadaşlar kendini baskı altında hisseden birçok zümre dini açıdan birçok farklı istekte bulunuyorlar. Hatta bunun üzerine Adnan Menderes şöyle bir demeçte bulunuyor. Bu ülke Müslüman olduğu kadar da Türktür demek zorunda kalıyor. Yani bütün isteklere cevap veremiyor. Umumi af çıktı bu dönemde. Yine Yüksek İslam Enstitüsü kuruldu ama bunları çok fazla soru olarak beklemeyin. Devlet dairelerine yalnızca Atatürk resmi asılması kararlaştırıldı. Bu da bu dönemde çıktı. Şimdi burada şu Alıcı Kız filmini niye yazdık? Arkadaşlar, bu dönemde sinema çok gelişiyor. Özellikle Muhsin Ertuğrul ile hem devlet tiyatrosu hem sinemada önemli gelişmeler var. Alıcı Kız filmi Türk tarihinin ilk renkli filmidir. Bakın, ilk renkli film. Bu açıdan bunu hani biraz da güncel olması açısından ayrıntı bir soru olarak acaba sorarlar mı diyoruz. Bu dönem yine Zeki Müren, Neşet Ertaş, hatta Münir Nurettin Selçuk gibi önemli sanatçıların, Müzeyyen Senar gibi önemli sanatçıların çıktığı dönem. Edebiyatta Üç Kemal bu dönemde ilk kez köy romanıyla ortaya çıkıyorlar. Kimdir bu Üç Kemal? Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Kemal Tahir arkadaşlar. Yine bu dönemde düşüncede yeni İslamcılar ortaya çıkmaya başlıyor. Kim bunlar? Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Rasim Özdenören gibi isimler bu dönemde temelleri atılıyor. Edebiyatta da arkadaşlar hem ikinci yeniciler, hani ikinci yeniciler biraz daha bu garip akımına yakın ve daha sol görüşlü, Hisar grubu ise daha muhafazakar görüşlü iki tane edebi akım çıkıyor. Peki başka ne bilelim? Ege Üniversitesi, Karadeniz Teknik, ODTÜ, Atatürk ve Anadolu Üniversiteleri bu dönemde kuruldu.
Dikkat arkadaşlar. Buradan daha önce ODTÜ ile ilgili soru gelmişti. Sevgili arkadaşlar, ODTÜ, dikkat edin, Amerikan tarzı kurulan üniversitedir. Yani ABD tarzı kurulan üniversitedir. Zaten bu dönem, ki biliyorsunuz 1947'den itibaren özellikle Türkiye artık ABD merkezli, ABD yanlısı tek yönlü bir dış politika izliyor. Bu dönemin üzücü olaylarından birisi sevgili arkadaşlar, ki ben bunun da çıkma ihtimalini biraz yüksek görüyorum en azından diğerlerine göre. 6-7 Eylül olayları, 1955'te yaşandı bu 6-7 Eylül olayları nedir? İstanbul'da özellikle Rumlara, aslında azınlıklara karşı yönelik şiddet eylemleri. Maalesef bu dönemde yaşanmış. Bir gazetede Selanik'te Atatürk'ün evi bombalandı diye bir yalan haber yapılınca arkadaşlar, İstanbul'da bazı şiddet olayları öncelikle Rumlara yönelik yaşanmıştır. Dikkat! Aslında bu dönem, şöyle bağlantıyı kurun hemen, tam da Kıbrıs meselesinin ortaya çıktığı dönem. Bakın tam da Kıbrıs meselesi, Kıbrıs'ta işte Rumlar, Türkler arasında ilk sıkıntıların ortaya çıktığı dönem. Sevgili arkadaşlar, özellikle Demokrat Parti döneminde bir bakıma Demokrat Parti'nin hani sonunu da getiren gelişmeler, üniversite, basın ve muhalefete yönelik politikalar ciddi şekilde kutuplaşmalara neden olmuş. Yanlış yorumlanmış veya yorumlanmamış, biz bunları analiz edemeyiz, biz şunları bilelim. Demokrat Parti muhalefete karşı Vatan Cephesi diye bir cephe kurmuş. Hani kutuplaşma. CHP'ye karşı özellikle. Yine 1960'ta bir tahkikat komisyonu kuruyor. Basın ve muhalefeti kontrol altında tutmak için. Özellikle bu tahkikat komisyonu çok ciddi şekilde tepki topluyor. Aslında kısa sürede de kapatılıyor. Ama yine de arkadaşlar 1960 yılında İstanbul ve Ankara başta olmak üzere başlayan öğrenci olayları, sıkı yönetim bizi nereye götürecek? 27 Mayıs 1960'ta darbeye götürecek sevgili arkadaşlar, askeri darbeye. Burada ne bilmemiz lazım? Bu darbenin sözcüsü Alparslan Türkeş'tir. Onu bileyim. Hani belki soru olarak gelebilir. Bir de arkadaşlar 1960 darbesinde iktidarı ele geçiren aslında askeriyenin üst kademesi değil, daha alt kademedeki subaylar olmuştur. Bu yüzden de denir ki 1960 darbesi hem iktidara, yani siyasal rejime, siyasal iktidara, hem de askeriyenin üst kademesine yapılmış bir darbedir denir. Milli Birlik Komitesi kurulmuş. Bu komite yönetimi ele almış. Bu süreçte bildiğimiz gibi sevgili arkadaşlar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatih Rüştü Zorlu'ya idam cezası verilecek. Celal Bayar ve Refik Koraltan da aslında idam cezasına çarptırılacak ama yaşlarından dolayı ömür boyu hapse mahkum edilecekler. Dolayısıyla çok partili hayata geçiş bu süreçte kesintiye uğramış oldu. Sevgili arkadaşlar, 60 yılında bir gümüş motor var. Hani sorulma ihtimali var diye buraya özellikle aldık. Son yıllarda özellikle yerli üretim, yerli motor, işte bunlara çok vurgu yapılıyor. Gümüş motor arkadaşlar Türkiye'nin ilk yerli motor sanayisidir. Ve başında da Necmettin Erbakan vardır. Fakat sevgili arkadaşlar, bu gümüş motor ilk yerli olmasına rağmen, işte özellikle bu dışarıdan ithalat, ihracat yapan, çok fazla hani kar elde eden büyük iş adamlarıyla baş edememiş ve daha sonraki süreçte pancar motor olarak Türkiye kooperatiflerine devredilmiş ve kapanmıştır. Yine devrim arabası 1961'de Eskişehir Devlet Demir Yolları fabrikasında yapılmıştır. Fakat bu projede maalesef arkadaşlar rafa kaldırılmıştır. 4 araba üretilmiş, üstünde fazla durulmamıştır. Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra Soğuk Savaş döneminde Türkiye'den Erkan Hoca hangi soruları bekliyor? Bakın neler sorulabilir? Önemli. Bunların hepsini tek tek tutup da size sormayacaklar arkadaşlar. Bakın neler sorulabilir? Türkiye'ye yönelik ABD yardımları. Hangi gelişmelerden Türkiye faydalandı? 1941 ödünç verme ve kiralama yasası. Truman doktrini ve Marshall planından faydalandı. Bakın dikkat. 2. Dış politikanın iç politikaya yansıması nedir? Çok partili hayata geçiş. Özellikle bakın. Bu önemli bir detay. Kore Savaşı ile ilgili soru gelebilir. Türkiye'nin dahil olduğu kuruluşlar. Bakın bunu da iki şekilde düşünün. Bir, Batı blokundaki kuruluşlar.
Bir de arkadaşlar mesela Türkiye'nin çevreleme politikası kapsamında katıldığı paktlar nedir? Balkan İttifakı ve CENTO ya da ilk adıyla Bağdat Paktı. Bunlar sorulabilir. Yine arkadaşlar dörtlü takrir soru adayımızdır. Hem de ciddi soru adayımızdır. Millet Partisi bakın şu ikisini özellikle işaretleyin. Gelirse Erkan Hoca'ya bir dua edersiniz. Millet Partisi de Fevzi Çakmak'ın Fahri Başkan olduğu parti sorulabilir. 1946-50 seçimleri de ciddi soru adayıdır ki ben bunu da işaretleyeceğim. Üç tane hani diğerleri de soru adayı ama bu üçü biraz daha güçlü soru adayı. Atatürk'ü koruma kanununu buraya niye koydum? Kanunu sormazlar arkadaşlar. Ama bu kanunun içinde olduğu soru gelebilir. Karıştırmayın diye koydum. Atatürk'ü koruma kanunu sanki bir çoğumuz tarafından CHP yapmış gibi algılanıyor. Demokrat Parti döneminde yapılmış bir kanundur. Yine Gümüş Motor da soru adayımız olabilir diyoruz. İşte Soğuk Savaş döneminde Türkiye arkadaşlar 1945-60 yılları arasında bu gelişmeleri yaşadı. Hoş kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.